Yılbaşı akşamı kontrol noktasında denetim gerçekleştiren emniyet güçlerini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz açıklamasında 2022-2021 yılından daha güçlü olacak ifadelerine yer verdi. Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım, acısıyla tatlısıyla, salgınıyla bir yılı daha bugün akşam itibariyle geride bırakıyoruz. Öncelikle salgın vesilesiyle ve ayrıca ülkemizin güvenliği vesilesiyle hayatını kaybetmiş aziz şehitlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü altyapısı ve fedakar sağlık çalışanları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin almış olduğu etkin kararlarla dünyada salgınla mücadelede örnek bir mücadele ve program ortaya koymuştur. Bu sayede de can kayıpları son derece az olmuştur. Ve yine özellikle pandemi dolayısıyla etkilenen sektörler desteklenmiş ve vatandaşımız hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Libya, Mavi Vatan Akdeniz, Suriye ve kardeşimiz Azerbaycan'daki Karabağ bölgesinin işgalden kurtulması vesilesiyle ülkemizin hak, çıkar ve menfaatlerinin bulunduğu her coğrafyada güçlü bir şekilde bulunmuş ve biraz önce ifade ettiğim gibi dostlarına güven, düşmanlarını da korku salmıştır. Şunu ifade etmek isterim ki aziz milletimiz, milletimizin her bir ferdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvensin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devleti gücünü aziz milletimizden alıyor. Biz dün tarih sahnesine çıkmış bir millet değiliz. 2200 yıllık devlet geleneği olan ve imparatorluklar kurmuş ve yönetmiş ve dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğunda sahibiz. Dolayısıyla gençlerimize buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki ülkenize güvenin, milletinize güvenin, çok çalışın. Bu asır bizim asrımızdır. Asla günlük tartışmalara ya da eksik ve kusurlara takılmayın. Kendinizi geliştirin. 2022 hiç şüphesiz 2021'den daha güçlü olacak. Hepinizin bildiği gibi bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji şehri ve buna yakışır bir performans göstermiş. İşsizlik rakamları çok düşmüş. Hatta sanayide bizden 55 bin beden işçisi talep edilmesine rağmen ancak 35 binini karşılayabilmiş durumdayız. Dolayısıyla neredeyse Kocaeli ilinde işsizlik yok denebilecek seviyedeyiz. Konuşmasının sonunda Vali Yavuz tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Ve 2022 yılında daha yüksek bir performansla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu akşam itibariyle yaklaşık 1,5 yılımızı Kocaeli'nde tamamlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz, girmediğimiz sokağa artık yok. Herkesi tanıyoruz, bu şehri biliyoruz ve Kocaelililere güveniyoruz. Bir ve beraber olacağız, çok çalışacağız ve ülkemizi daha zengin, daha müreffeh bir hale getireceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Kocaelili kardeşlerimin, aziz Türk milletinin, gönül coğrafyamızın ve tüm dünyanın yeni yılını kutluyorum. Ve özellikle de umutlarımızı canlı tuttuğumuz pandemi vesilesiyle hayatlarını kaybeden ya da hasta olanların daha az olduğu güçlü bir Türkiye'ye inşallah hep beraber uyanacağız ve hep beraber bu kutlu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, başarı ve huzur diliyorum. Ve son olarak da İslam dünyasında akan kanın, gözyaşının son bulduğu bir dünya diliyorum.